lisanın afetleri hakkında birçok alim kitap yazmıştır. O kitaplardan bazı hadis-i şerifleri sizlere bildireceğiz inşallah. Onlardan bazıları şöyle. Abdullah Sekafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana iyice bağlanacağım bir nasihatta bulun deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbim Allah de ve istikamet üzere ol buyurdum. Devamında benim için en çok korktuğun nedir dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilini işaret ederek işte budur dedim. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki selamette kalmayı arzulayan kimse sukuta yani susmaya devam etsin buyurdum. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ademoğlu sabaha çıktığı vakit bütün azaları lisana der ki sen doğru ol, hakkımızda Allah'tan kork, eğer sen doğru olursan biz de doğru olur ve hepimiz selamette kalırız buyurdular. Azaların insana dedikleri böyle. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyurdular. O bir gün Safa'da idi. Ve şöyle diyordu. Ey dil, hayır söyle, faydalan, kötülükten sukut et ki pişman olmayasın. Ve selamet bulasın diyordu kendi kendine. Onu duyanlardan bazıları dediler ki sen bu konuda bir hadis mi biliyorsun? Bildiğin bir şey mi var? Evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti İbn-i Mesud. İnne ekseri hataya ibn-i Adem fi lisanihi. Adem oğlunun hatalarının çoğu lisanındandır, yani dilindendir, konuştuklarındandır buyurdu.